Peki ameliyat olduk, ne olacak? Taburcu ettik, her şey yolunda gitti. Sonra sizlerle vedalaşıyor muyuz? Hayır, tabii ki vedalaşmıyoruz. Bizim ekip olarak birinci haftamızda, ameliyattan sonraki birinci haftada hastamızı tekrar bir görmek istiyoruz. Erken kontrol yapıyoruz ki erken dönemde almamız gereken bir tedbir varsa bunların önüne geçelim, tedbirlerimizi alalım diye. Onun dışında bizim genelde kontrol periyotlarımız birinci, üçüncü ve altıncı ay içeriyor. Birinci, üçüncü aylarda kan testleri yapıyoruz. Vücuttaki protein, mineral, vitamin ihtiyaçlarına bakıyoruz veya demir eksikliği var mı? Bunlarla ilgili bir takviye yapmamız gerekiyor. Bunların hepsini biz yine birebir kendileriyle görüşüp planlayıp sonuçlandırıyoruz. Üçüncü ayda da aynı şekilde. Altıncı aya geldiğimiz zaman kan testlerinin yanında biz hastalarımızın bir endoskopik kontrolünü de yapmak istiyoruz. Bu da aslında bizim paket diyeceğim biraz şey bir tanım ama paketin içinde yer alıyor. Altıncı ayda hastalarımızı görmek istiyoruz endoskopik olarak. Ondan sonra yine birinci yılda tekrar bir hem kan hem de endoskopik olarak incelemek istiyoruz. Yollarımız ayrılıyor ama tabii ki ayrılmıyor. Bir kere biz sizi ameliyat ettik. Bu ameliyatla ilgili hayatınızın her döneminde bizimle her zaman iletişim halinde olabileceksiniz. 6. ayda endoskopi yapıyoruz deyince muhtemelen bununla ilgili sorular da gelecek. Neden hocam endoskopi yapıyorsunuz? Yani şimdi durup dururken endoskopinin bir gereği var mı? Tekrar anestezi alacağım diyorlar ama. Biz hastalarımızda ameliyat sonrası dönemde midede bir olumsuz bir durum var. Onu tekrar görmek istiyoruz. Bazen hastalarda reflü şikayetleri olabiliyor. Bu reflü şikayetlerinin seviyesini görüp ona göre tedavi planı çıkartmak istiyoruz. Bir de ameliyat yaptığınız yerleri tekrar bir görmek istiyorsunuz. Midede genişleme var mı yok mu? Herhangi bir ülser, yara gelişmiş mi gelişmemiş mi? Bunlarla ilgili alacağınız bir tedbir var mı diye mutlaka biz endoskopi yapmayı istiyoruz. Bugün sizlere ameliyattan sonraki takip süreçleriyle ilgili bilgiler verdim. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi aşağıda bana soru olarak sorabilirsiniz. Thank you.